şimdi Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda! Arda Solandoloris. Arda neredesin oğlum? Allah belanı vermesin senin ya. Ela doğum günün kutlu olsun. Abi ne? Gel Arda gel. Gel al sana Arda. Al. Geliyorum bak arkandayım. Arkandayım Arda'ya bak. Arda geliyor. Bekle. Pasa bak şimdi. Of! Onu ne avladığını bu Delon'un hatasından dolayı yakalanmadı. Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve gerçekten çok heyecanlı bir FIFA 2024 videosuyla karşınızdayız dostlar. Çünkü bugün oyuna genç yıldızlar kartı geldi dostlar. Biz senenin başından beri diyoruz ki ulan genç yıldızlar kartı gelirse acaba bir isim var ki o gelir mi diyorduk ki gözümüzün bebeği. Bir anda arkadaşlar bir baktık. Burada abi gerçekten ben oynatmıyorlar diye gelmeyeceğini düşünüyordum da kartın. İnanılmaz güzel görünüyor dostlar. İki tane playstyle var. Nasıl oğlum Totilerde sadece iki tane olmayacak mıydı? Abi yeni promolarda yeni şey getirmeye başladı. Yüksek ratingli oyunculara iki playstyle getiriyorlar abi. Tam bir orta saha yapmışlar dostlar bakın. Güzel pas atıyor. Efendime söyleyeyim mükemmel. Her şey çok iyi görünüyor abici. Bak pas oranı yüksek. Playstyle'ları çok güzel. Ama arkadaşlar onun haricinde bakın burada yani şey FIFA bir delilik yapmış. Genç yıldızlar aslında bunun şeyi ama Ronaldinho'yu da getirmiş. Ronaldinho'yu genç yıldız. Sanırım Ronaldinho'nun gençlik halini demek istiyor değil mi? Evet, evet. Onu demek istiyor. Evet, Future Stars abi. Roberto Carlos da var. Bir Fenerbahçe efsanesi desem Real Madrid ayıp olur mu acaba bilmiyorum ama. Olur tabii ya. Adam ne frikikler vuruyordu ikimizin ya. Ortak efsanesi öyle düşün. Tamam ortak olsun. Hadi. Arda da öyle zaten. Arda da Arda öyle. Arda da bak Real Madrid ile Fenerbahçe'nin yolları bir yerde hep kesişiyor demek ki kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Işte. Maldini gelmiş. Maldini stoper. Neden roket var bilmiyorum yani stoperde. Ben bunu ilk gördüm abi. İnanılmaz. Gülmekten var ya karnım vardı karnım. Roberto Carlos var ya ne frikik atıyordur ha. Bir stoperde roket ne alaka? FIFA bazen saçmalıyor dostlar. Bu kart da inanılmaz. Yani bugün dostlar uzun lafın kısası bu beyefendilerden birkaç tanesini almayı planlıyoruz. Arda eğer ki çıkmazsa Arda'yı direkt parasını vererek alacağım dostlar. Çünkü bakın en son açılımdan sonra 2 milyon 100 bin coins'imiz var. Hemen hızlıca gerçek para yükleyip paket açarak başlayacağız dostlar. Paketten çıkarsa güzel olur. Ama Arda'nın fiyatı çok da pahalı olmadığı için pahalı şeyler çıksın paketten. Arda'yı biz yine alırız yani. 12 bin yatırıyorum bana, o zaman. Bana kalırsa 12 bin diyeceğim. Tamam 12 bin yatırıyorum. Arda için. Arda kardeşim için arkadaşlar. 12 bini bastık arası satayım. Sizler dostlar tam olarak şu anda lütfen böyle özel promolarda bu videoların gelmesi için dostlar işte böyle Totidir, işte genç yıldızdır falan. Bu paket açılımlarının devamı için dostlar videoya birer like atmayı unutmayın. Güzel bir cumartesi dostlar. Arkanıza yaslanın. Bakalım ben paketlere hiç bakmadım ne paketi var bu arada. Şöyle bir bakıyorum. Bu global limit şeydim. Ulan korktum. Promosyonda vardır bir şeyler. Şöyle bir tane özel var. Efendime söyleyeyim böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Güzel. O zaman en düşükten başlayacağız değil mi? Aslında önce var olan paketlerden başlayalım. Var olan paketlerden bir kurtulalım. Bunun ışıkları nasıldır acaba lan? Ben hiç görmedim abi. O zaman bir böyle şey olacağız. Geliyor falan diyeceğiz. Şimdi buradan dostlar birçok folder da alacağız. Folder nedir? Lazım olmayan yüksek reytingli oyuncu. Bunu da yüksek paketler yapmakta kullanabiliriz. Yani her halükarda bence güzel bir paket açılımı olacak. Toti'de yüzümüz çok gülmedi desek yeri midir? 20 bin lira harcadık. 20 bin TL'ye Kevin De Bruyne aldık. Kevin De Bruyne yani çok iyi kart ama 20 bin lira mı? Hayır dostlar. Ne alsam yani ne alsam bir tane olarak okeydim. 20 bin lira verip Mbappe'yi almam lazım abi. Mbappe'yi almam lazım. Olsun sağlık olsun. Sıkıntı yok abicim. Hızlı bir şekilde tüketelim paketlerimizi. Bunlardan belli ki bir şey vermiyor. Aslında kötü paketler değil ama oyun para bastığımızı vermiyor. Anladı ya. Vermez abi. Para bastığımızı anladığı için kral şey diyor. Dur bekle paranı harca be. 85 artı nadir. Oo! Hediye geldi abi bu. Herkese geldi. Bütün FIFA oyuncularına. Evet. Abi orada arkadaşlar FIFA yine şeye düşmüş ya. Mbappe mi geliyor lan? Mbappe mi geliyor lan? Mbappe mi geliyor? Ananı avradını Allah belanı vermesin Katato. Yürü git bana niye fake atıyorsun gece gece ya? Mbappe arkadaşlar gold kartı hala bizim kadroda inanılmaz derecede yakışacak ve oynayacak bir kart. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Fiyatı da sanırım 2 milyon falan değil mi? Evet 1.5 milyon. İnanılmaz. İnanılmaz. Epic Games'te dostlar. O ne oğlum? Lan bu ne? Ne? Ne oldu lan bu az şey önce? Abi, bu şey oyuncuları getirdi. Bu oyuncuları getiriyor abi. Benim bir sesim patladı değil mi öncesinde? Evet bir patlama oldu.
Birimiz mikrofondan oldu. Her neyse onu geçtim. Üstüne böyle bir şey oldu dedim. Ne oluyor oğlum? Bu ne şimdi kral? Abi bunlar şey geliştirme var ya, evolution. Ha, oraya basacaksın bunları. Herhangi bir oyuncuyu alıyorsun, koyuyorsun. Bir tanesi seç mi diyor bu? Yok, bu hepsi senin kadroda şu an. Hepsini verdi. Dandik ama değil mi bunların bu hali? Dandik. Tamam, bu ama bütün, geliştirebiliyorsun. Yine bütün oyunculara verilen bir şeydi bu sanırım. Şunu artık söyleyeyim arkadaşlar. Epic Games'te 350 liraya düşmüş tekrardan oyun. Bilginiz olsun. Hala FIFA almak isteyen varsa oradan alsınlar. Ucuza gelir yani. Biz daha kaç... Ahmet burada mı? Ne zaman aldın la Ahmet sen? 2 hafta mı oldu? 2 hafta aynen abi. 2 hafta oldu aynen. Arkadaşlar. Epic Games... Ben o zaman hatta dedim ulan yine indirim gelir mi acaba falan. Neyse Ahmet aldı işte. Tak... 2 hafta sonra indirim geldi. Geçmiş olsun diyorum. Sıkıntı yok abi. Abi story de paylaştı. Bir de yarı fiyatına düştü direkt, abi şaka direkt yarı gibi. Fiyatına düştü. Biz ne olacak? Ben 2000 liraya aldım oyunu. Ben ne abi? Erken size geçmiş ben olsun. Ben 2000 liraya aldım. Ben 100 liraya aldım. Yani üzerine bir de şey sanırım ekipten birçok kişiye aldım. Hepsine de yüksek fiyattan aldık. Sonra gitti 300 liraya düşürdü oyun. Şuradan 200 liraya açalım dostlar. Ufaktan bir parayı harcamaya başlayalım bakalım. Işıklarını bence görürüz değil mi herhalde ya ışıkları? İnşallah görürüz. Ben 12.000'de görmemiz lazım. Bunu gönder. Ya kiralık şey veriyor. Kiralığını bir Arda'nın görelim mi? Hadi oyun. 2 tane stoper. Ben yine full stoper mi göreceğim acaba? Bak kiralıksa bir de stoper gelmesi beni hiç şu an şey yapmadı. Ben bir rahatsız oldum. Abi Maldini çıkarsa sevinir misin? Maldini çıkarsa kol kırma videosu var şeyin. Geçen denk geldim. Ege Arseven evet. Kol kırma videosu. Onu benim tarafımdan izleyebilirsiniz kardeşim. Bir de ama güzel kart çıkartıp evet stoper. Oğlum lan kulüpte herkes stoper oğlum, manyak mısın sen? Maldini gelse ne olur? Herkes stoper kulüpte. Bütün ilgi stoperler var bende. Kolunu çarpsan stopere çarpıp yere düşüyorsun anasını satayım. Kalıplıya bir de stoperle. Hadi bismillah. Aa bir dakika. Inform kral. Inform. Haftanın oyuncusu. Talisca mı? Neymar mı? Neymar niye çıktı lan? Arkasında Mateus Cunha. Benim satılabilir Neymar'ım var bu arada beyler. Sattı abi. Aynen. 50K mis. 50K'ya mı düştü o da? Tamam sıkıntı yok. Bayağı düştü. 50K'dır. Yani Neymar'ı bize oyun ne zaman veriyor yani? Başlarda vermesi gerekiyordu Neymar'ı. Neymar bu arada en keyif aldığım kart oyundaki, onu söyleyeyim şu an. Değil mi abi? Çok net. Evet. Yani para değil arkadaşlar Neymar ama çok keyifli kart abi. Çok hala keyifli oynuyor. Kart abi. Her şeyi yapıyor ki kart. R1 dribbling yapıyor. Trivele atıyor. Trick her türlü skill yapıyor. Ya yani bir karttan beklediğin her şey hızlı. Her şey yapıyor abi. Güzel pas atıyor. Daha ne yapsın? 1500'lükten devam dostlar. Bunda şimdi içeriği neymiş bakalım. 10 tanesi en az 84 ratingli olması garantili. Ver bakalım kardeşim. Geliyor beyler. Ama geliyor bir şey. Geliyor. Geleceğin yıldızı. Future Stars. Bu kimmiş? Kimmişin arkasından geliyor. Arda Güler mi geliyor? Gel oğlum Arda. Hadi. Hadi Arda. Hadi Emre. Hadi Emre. Emre. Allah bestop. Emre. Hadi Emre. Emre. Abi. Adamın ya, yine stoper abi geldi ya. Yine stoper. Aa, satılabilir mi bu paket? Bunun ya, fiyatı okay. Hemen satalım abi. Bunların hepsini satarız. Tamam neyse onlar. Satarız. Video çıkışı satarız dostlar biz. Sıkıntı yok. Abicim. Adam yine stoper. Stoper kiralıkları açalım dostlar. Hadi Arda Güler. Abi buradan da 6 numara falan veriyor arkadaşlar. Yani defansif. Tamam oğlum en defansı güçlü oyuncu ben tamam olacağım. Tamam abi sensin ya. Tamam ya. Oyunda en iyi defansı yapan benim sensin abi. Benim abi yeter ya. Abi bak 6 numara ve üzerine yine stoper. Allah belanızı versin sizin. Ya seni iyi seni bulacağım. Hakkımı helal etmiyorum lan öbür dünyada. Arasına gözüymüş ya. Çık hayatımdan ya. Kardeşim biraz atak. Biraz atak. Saldıralım adamı, ya. Adamın forveti yok bu arada. Forvetim yok ya. Henry oynuyor hala ya. Putregen oynuyor. 5 tanesinin en az 87 rating olması garantili. Bu açacağımız en önemli paket. Ve bir hakkımız var bundan. Abi efendim. Senden bir şey isteyeceğim. Belki yaparsan. Yani çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum. Söyle. Açtıktan sonra gözünü kapat. Delo sana info'yu versin. Kral ben... Yapamam abi, onu. Hayır. Ben o animasyondan keyif alıyorum hayır. Oğlum. Ama diğerlerini de denemedin. Bu pakette yapmam. Bu pakette yapmam. Başka pakette yaparım. Bunda ne yapayım oğlum? Bu açacağım en iyi paket. Paket açacak lan daha. Bir de bu açacağım en iyi paket. Niye bunu da yapayım? Harbi ya. Bu en iyi paket. Arkadaşlar.
Paketin içini tekrar söylüyorum. 5 tanesinin en az 87 rating olması garantili diyor. Gel oğlum ikon gel. Aa bir şey gelmedi. Ne oluyor? Kale abi. Ederson bu. Yok şey. Evet Ederson. Benzema. Şaka gibi. Aa Benzema oynar. Benzema sende oynar. Bende oynamaz oğlum. Bende bile oynamaz. Oynamaz. Böyle bir şey yok ya. En iyi paket dedik. Bak bize ne yaptı görüyor musun? Dardı güler. Oğlum Allah belanı vermesin. Niye stoper veriyor kiralıklara bile? Kiralıklarda bile stoper veriyor ya hala. Ananı gözüymüş ya. Ha, bir de aynı oyunculara veriyor ya. Oğlum yürü git ya. Oyuncu sürekli orada. Başlayacağım. Allah hayret sol orta saha geldi anası satayım. Kiralık bunlar zaten arkadaşlar. Oynayacaksın bunu bitecek yani. Oynamayacaksın ki abi. Ben kesin yani eminim sen bu kartları hiç denemeyeceksin. Öyle bende bir ton kiralık var. Duruyor öyle mal mal. Boş boş. Şeyleri hafta sonu ligini oynasam sokarım oyunu da sonra hafta sonu ligi oynamaya vaktim olmuyor ki benim. Geçen yıl oluyordu ne güzel. Dur bakalım şimdi. Orası bitti kral. Şimdi Delo biz nereden devam edeceğiz abi? Şurada ön izlemeyi bir açalım. Bize şimdi mantıklı bir devam etme yeri lazım ben onu söyleyeyim de. Bakalım abi. 81 çarpı 100 var yine. 81 çarpı 100 mantıklı mı sence? Abi 1500'lük var mı yani? Daha geçen yok ki oğlum şey, 81 çarpı 100. Bas abi buna. Var sağda yok mu? Sağdaki değil mi? Yok. 80 o bu harbiden o. Oğlum bu daha mantıklı değil mi? Bence bu abi 1500'lük ya bizim 3 tanesi. Ama 81 artı 100 abi. Geçen sefer tuttu derken 3 tanesi 87 oğlum, garanti diyor olsun. İşte. Evet, bu, da, bu iyi bence kral. Daha iyi. Bir tane derinden açar mısın demiş. Ya hayır. Gerek yok. Geliyor. Oo abi. Geliyor İspanya bu önündeki herhalde. Bu Rodri. Bu Rodri. Rodri is on fire. Oğlum hadi Arda. Hadi oğlum hadi Arda. Arda. Ben. Güler. Kim geliyor? Bu ne lan? Kim oğlum? Ben Atletico Madrid deme. Söverim oğlum. Harbi söverim. Bak Atletico Madrid bu sezon Barrios. İki kere yenildik. İkisine de Atletico Pablo Madrid'e Barrios. Karşı. Garnaccio ver bari ya. Garnaccio ver. Garnaccio'yu oynatayım mis gibi ya. Abi Garnaccio, Doko falan gelirse var ya. Garnaccio ver bana ya. Garnaccio ver. Balde ver anasını satayım. Kral benim çıkarttığım adam listede yok. Ben bunu nasıl çıkarttım? Var var abi var orada. He 18K mı? Ulan birileri bunu mu verdin? 18K ne lan? Abi bana satsan alayım. 18K fiyatı oğlum. Gir markette bulursun. Oğlum gir al gir al. Herkes satıyor fiyatı. Yok ben Burul abinin ikini istiyorum. Haa ne yedik. Şimdi arkadaşlar ben bir paket yapıp geliyorum hemen. Katato'yu basacağım. Evet bir tane pick yaptım arkadaşlar. Bunu bir göndereyim. Hızlı bir şekilde. 85 artı 3 tane oyuncu verecek. Oradan seçeceğiz bakalım ne verecek. Katato'yu buradan geri alıyoruz. Ver bakalım pickimizi. Eyvallah mikrofona üfleme. 2105 tam. Ya arkadaşlar ben size bir şey diyeyim. Bunu muhtemelen biz parayla alacağız da bari oynayacak bir oyuncu atsın ya. Burada başka bir şey yok değil mi? 5 tane. Oğlum bu 3500 çok para bu ama. Ne verecek abi o? 5 tane 87. En az. Ama fiyatı 3500 kral. Yani şundan bence açmak ya. Daha iyi ya. Bence yani 1500'lük. Hadi bakalım. Ne geliyor lan? İkon mu bu? Yok yine inform. Yine Allah kahretsin. Fernando Silva. Fernando Silva'sına başlayacağım şimdi ya. Delikt mi? Yine stop. Aa yine stoper. Kural abinin stoper. Oh folderlara bak. İkona gidiyoruz. İkon yapacağız. Tamam bunlar da o kartı önemli değil canım. Bunları da gönder artık canım. Allah Allah ya. İkonu paketler bitince tamamlayacağım bu arada. Ya da şimdi mi tamamlasam acaba ya? Belki hani aradan şans değişmesi falan iyi mi olur acaba? Belli olmaz. İkonu tamamlayıp göndermek mi daha mantıklı? Parayı bitirip sonra ikonu tamamlamak mı? Bir şey kaldı sadece ikonun. O da 4 seçimli ikon değil mi yanılmıyorsam? Geçen Instagram hikayeme atmıştım arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler bilir. Instagram hikayeyi özel açıp attım. Ondan yine sonra hiçbir ben şey sen vermedi. Ondan sonra ben senin gazına gelip yaptım bu paketi. Roberto Carlos çıkarttı. Ve ben Instagram'a kesildim ki hadi bir Brezilyalı dedim. Ona sekti arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Ne abi ben bir sürü ikon açtım. İlk defa iyi bir şey verdi bana. Kardeşim tamam gözümüz yok anı satayım. Ben sana demiyorum ki kötü oldu. İyi oldu ama ben yine de bu oyunun ağzına sıçayım yani. Evet ve ikonumuz dostlar şu anda hazır. Ben direkt bunu açacağım abi. İkonu bir görelim. Hadi.
Hadi şu adamı sevindir lan. Forvet ver kanka. Forvet ver. Güzel forvet. Güzel forvet. Ya da Brezilyalılardan birini ver. Rivaldo hariç bak. Rivaldo hariç. Kaka da verme. Orta saham iyi. Sokrates de verme. Sokrates de verme. Geri kalan Brezilyalıları ver. Roberto Carlos da olur. Okey Roberto Carlos'a bu arada. Bastım. Ananı avradını. Bunlar kim oğlum yine ya? Pires'in bende iyi kartı var anı satayım. Scholes oynamaz. Değil mi Scholes? Abi oynamaz. Aldın gittin abi. Hiçbiri oynamaz. Şirir'i alacağız o zaman. Yüksek ratingden yürüyeceğiz. Fodder olarak kullanacağız. Bu adam ne şanssız ya. Abi çok şanssızım. Abi o zaman var ya parayla versin artık o zaman. Bak tam ikonda tam dedi ki sana yok dedi. Ben de ona diyorum ki bana ne zaman var. Jumbo Premium. Işıklarından belli. Bir bok yok. Gönder. 1500'lükten devam değil mi? Evet abi. Hadi oğlum. Hadi Emre. Emre. Allah kahretsin oğlum ışığı da yakmıyor artık. İyice saldı beni oyun şu an. Oyun bana değil ki artık. Ha, el hareketi yapıyor şu an böyle sallıyor böyle. Oha Lewandowski. Vallahi el hareketi yapıyor şu anda. Hani oğlum Ronaldinho'lar Ronaldinho'lar ya oyun. Bize yok mu ya? Kime çıkıyor? Garnaccio'ya razıyım. Garnaccio versin havalara uçarım. Garnaccio ver ya. Doku verirse bu orada çok iyi. Arkadaşlar bir tane daha gönderiyorum. Geliyor. Aha. Abi lütfen abi Allah, güzel. İkon mu lan bu? Bir dakika şey ikon mu yoksa değil değil mi? Valla bir ikon gibi ama rengi bir farklı mı lan rengi? Endo'yu verdi lan arkası da bocayı. İki tane mi genç yıldız? İki tane genç yıldız. Lan. Garnaccio mu? Elliot. M-O-O. Ama istatistikleri... Endo Elliot. Dur bakalım. Orada abi bak dokunuyor. Aa şu ne kadar? Elliot 140k. Endo 18k kral. Endo çöp. Yani Elliot belki oynar. Oğlum niye bunlar geliyor da Arda gelmiyor? Arda'nın fiyatı arttı. 200k olmuş. Oha. Arda Güler 200k'ya gidiyor. Allah'tan ben ucuzken şey yaptım. Oğlum vakit kaybetmeyip çekip alsam mı? Ne yapsam anasatayım Arda'yı? Allah'tan ben davrandım aldım. Abi iki tane geleceğin yıldızı verip Arda'yı yine vermiyorsun. Var bu ya. O değil bir ikon gibi oldu lan bir değişik yandı değil mi? Bilmiyorum ben renkler abi telefondan o yüzden çok şey yapmıyor. Ha telefonda çok şey yapılmıyor. Telefon arkadaşlar onlar bu telefondan görüyorlar çünkü Elgato'dan ekran veremiyorum. Beyler son paket bu. Hadi Allah'ım ne olur ya. Hadi Allah'ım şey hadi lan ver Emre. Allah belanı versin. Yeter la. Adam direkt geçti. Öyle bir şey yok abi ya. Vallahi Rodri veriyor hala. Güzel fodder verdi ama. Sadece fodder yani arkadaşlar. Ne yapacağım fodder'ı daha yani. İkonu açıyorum Allah. Açıyorum vermiyor. Rodri hızlı satacağım mesela şu an. Arkadaşlar bize yol göründü. Oyun bize yol verdi şu an. Oyun dedi ki defol git dedi yani harbiden. Parayla alacağız dostlar. Ve ben alana kadar Arda üzerine 50k koydu arkadaşlar. 50k 150k'ydı yayını açtığımda. Bu böyle gider muhtemelen. Şu anda muhtemelen talep görüyor kart. Talep çok görüyor abi. Bir de şimdi ilk çıkartanlar direkt sattığı için stokta kalmamış olabilir. O yüzden millet pahalıya satıyor. 200k'ya bulamayabiliriz diyorsun sen. Evet. Çünkü abi Real Madrid bir de Arda Güler. O zaman kral. Şimdi buraya transfer merkezine giriyoruz dostlar. Arda'yı transfer edeceğiz abi. Arda'yı ara transfer döneminde geri alıyorum arkadaşlar. Sıkıntı yok rahat olun. Fenerbahçe'sini şampiyon yapmaya geliyor. Arda Güler dedik. Buradan Future Stars diyeceğiz. Fiyatını da bakayım abi. Fiyatını Arda. Da aynen tam yazalım. PlayStation için bakarsan abicim sana zahmet. Nerede o Arda? Arda. Arda. 190k abi. 190k. 190k max hemen alı dostlar. Şöyle 190k yapacağız. 100. Var mı satan kanka? Vardır ya. Yok. Oh. 191k bakalım. 192k. Aa! 190. Baksana stokta kalmamış 200K'ya çocuğum. 200k'ya bakıyorum. 200k'ya buldum. Ver kanka Arda'mı bana. Ver valla 1 milyon olsa yine alacağız. Valla 1 milyon olsa da alacaktım arkadaşlar. Ben Dele bana ilk bu haberi verdi sanırım 10 gün önce. Ben dedim ki tamam alacağız onu yani bir şekilde de alacağız. Evet ve Arda Güler. Ben Burak'a dedim ki buralar bir şey Arda'ya kart gelecek. Adam şaşırdı. Ve Arda Güler kimlere çıktın abicim sen bize çıkmadın. Şimdi sen mi vuracaksın abi ben mi vuracağım abi diye gezecek kulüpte arkadaşlar. Arda kardeşim abi bir şey soracağım kartını ama. Aldık şimdi kulübe oturtturacağım onu efendim.
Şeye yazık olmadı mı Kenan Yıldız? Bence o da hak ediyordu. Kenan yani... Yıldız hak ediyordu da biraz geç parladı ya. Yani şimdi Kenan Arda bak da... şimdi Arda bak ne zamandan beri ses getiriyor? Haziran'dan beri falan Türkiye maçı yaptı. Ya biz de hep getiriyordu. Biz hep biliyorduk Arda'nın çok iyi olduğunu da. Sonuçta dünyaya hemen açılamaz popülerliği. Herkes o an evet. maçı izlemiyor. En son Haziran ayında mı ne Türkiye maçında bir gol attı Plese'yle. Sert vurdu sol köşede. Heh, oradan hatta Galatasaraylı Barış Alper böyle elini kafasına falan götürdü. Ne yaptın lan sen diye. Ne derler ona? Haziran'dan tut işte neredeyse çocuğun yani 7-8 aylık bir popülaritesi var ya bence o yüzden. Kenan'ı FIFA 25'te veya bu oyunun sonunda görürüz abi. Gelir ya. Bu arada Kenan Yıldız'a 10 numaralı formayı vereceklermiş ileride. Ben şimdi size çok komik bir şey söyleyeyim mi? Arda Güler Kevin De Bruyne'yi yedeğe çıkartıyor abi şu an. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama. Toti... Figon yerini de alabilirsin aslında. Toti Kevin De Bruyne kanat mı oynat diyorsun? Kanat da oynuyor da. Abi ben sana şey diyeyim mi? Jorge Jesus onu kanata atıyordu. Kanatta çocuk kayboluyordu. Gümüş şey var abi. Gümüş... Şimdi kartı var. Bir inceleyelim. 4-4 gelmiş arkadaşlar. Yani... Her skill'i yapamaz, her çalıma giremez. Aslında Arda var ya, La Croquette falan yapıyordu gerçek oyunun içerisinde yani. Bayağı aslında skill kullanan bir çocuk. Bence 5 beceri gelmeliydi bu kart. Herkes öyle diyor abi. Bak, değil mi? Twitter'a gire abi bak. Herkes şey yazmış, bu çocuğa ne şey gelmedi. Evet, Arda sürekli skill deniyor arkadaşlar. İşte rulet deniyor. Efendime söyleyeyim, dediğim gibi La Croquette ile böyle beşlik atıp geçip kanattan atağa falan çıkıyordu yani. Sürekli çalım atıyor mesela. Bence 5 beceri gelmeliydi. Orada ben biraz ayıp etmişler. Gelmeliydi. Atak yönü yüksek. Sağ kanat da oynuyor Delon'un dediği gibi. Şimdi bak keskin pas diyor. Ara paslar çok daha isabetlidir. Abi şey Antalya maçı mıydı geçen yıl? Valencia'nın önüne ayak dışıyla sağ kanattan bir bıraktı. Hatırlıyor musun Ahmet? Ben story attım. Hatırlıyorum abi. Evet. Abi ayak dışıyla yani dünyada kaç tane adam var onu yapabilecek bilmiyorum arkadaşlar. Mesut Özil, Arda Güler, Kevin De Bruyne, Modric. Aynen. 3 isim daha sayarız herhalde. Yani çocuk onların arasında olması gerçekten Cross. Çok iyi bence. Ara paslar çok daha isabetlidir. Falso paslar maksimum falso ile verilir. O zaman full uzağa pas falan deneyeceğim. Hassas paslar hedefine en yüksek hızda gider diyor. İnce pas. Paslar oğlum ikisi de pasla ilgili. Paslar topu alacak oyuncunun topu saklama zorluğunu etkilemeden yerden ve çok daha hızlı gider diyor. Plesesim var bir de. Gümüş ama olsun. Gümüş. Güzel. Sol ayak zaten Arda. R1 driblinginde var şey. Gümüş. Kral bu kart Kevin De Bruyne abisine dedi ki yallah. Yaşlandın dedi şu an. Sen mi kullanacaksın abi? Sen mi kullanacaksın abi dedi. Kevin De Bruyne'yi gönderdi arkadaşlar buraya. Toti Kevin De Bruyne yani. Gönderdi. Arda'ya bir de ne basalım abi? Maestro basılır. Çok pas falan yapacak avcı, çünkü. Avcı. Avcı mı basalım? Tamam. Şey hızlı yükselsin. Hızlı yükselsin abi. Diyorsun sen de. Bence bu kart hiç koşmuyor bu arada ben onu söyleyeyim de. Hiç koşmuyor abi hiç. Yavaş. Bu kart ama... bayağı tank gibi bir kart muhtemelen. Evet paslar iyi ama. Avcı bastık. Pasları tabii muhteşem görünüyor da. Oh lan arkadaşlar çok güzel duruyorsun be çocuk. Yemin ederim ki ben bu çocuğu var ya o kadar seviyorum ki anlatamam ya. Maçını falan izlerken arkadaşlar öz kardeşimi görmüş gibi oluyorum valla. Tamam Arda'yı kadromuza kattık dostlar. Şimdi bunu bir tane Rivals'ta mı denesek sonra mı acaba aramızda denesek? Bilemedim de Rivals'ta şimdi bizim rankları biz biraz yükselttik. Ranklar abi çok sıkıntı yerlerde. Tilt adamlar gelebilir. Bir deneme yapabiliriz aslında Rivals'ta. Hani belki diye. Abi... Bak alacağız ama bak bir maçım kalmış. Sen bir de rank maçın senin. 3 bak 3'e ineceğim bir maçım kalmış. Kral ben sana bir şey diyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Abime feda olsun gel abi. Harbi mi? Gel abi gel. Arkadaşlar şey olacak o. Rivals'ta ben 4'üm. Yok ben 5'im. Ben 5'im. O 4 oldu şimdi 3 olacaksın değil mi kazanırsak? Evet abi bu maçı kazanırsak 5'te. Olmadı işte. İkinci yarı sokarız De Bruyne'yi oğlum bilmiyorum ya. Hadi bakalım istek. Ekranı bizimkilere sen ver kral. Evet ortak lobimizi kurduk dostlar. Bak Rivals'ta kesinlikle karttan bir şey beklemiyorum. Aa ne oldu lan Arda nereye gitti? Oyun otomatik Arda'yı kadro dışı bırakmış anasını diyeyim. Orada o sıra internet gitmiş olabilir abi. 2 saniye yine. Vallahi arkadaşlar dur bakalım Arda'ya güveniyorum ya. Oynar. Oynar abi. Oynar. Full uzun pas falan denemeliyiz değil mi? Ara pas uzun pas işte abi. Yani çok driblinge girmemek lazım çünkü hızı yok fiziği de yok çok. Değil mi? Muhtemelen omuz mücadelesini falan kaybedecektir diye düşünüyoruz. Kaybedecek abi. Evet maçımız başlıyor dostlar.
Dediğim gibi Rivals'ta tadını çıkartamayabiliriz kartın ama aramızda kurup güzel bir eğlenebiliriz. Rivals'ta çünkü millet için rank derdinde, tribünde bir de çok daha iyi orta sahalar var tabii. Evet. Mesela. Bellingham'ın özel kartı var ve Totis havası var abi. Paus aldı direkt. Gidiyor musun kanka? Gitti. Görüşürüz. Yani görüşürüz. Arda Güler arkadaşlar adamı böyle kaçırtır. Hadi bakalım. Çocuk deyip geçmeyeceksin. Hadi bakalım. İlk rakibimiz kaçtı. İkinci rakibimizi bekleyelim. Şimdi şey diyenler olacak. Neden Kevin De Bruyne'yi sahada oynatıp da Arda'yı şey yapmadın? Arkadaşlar orta sahaya bir tane hareketli adam kesin lazım. Kevin De Bruyne kim ne derse desin ağır. Yani Sava her yere koşuyor ve maç boyunca yorulmuyor. Bataryası o yüzden Sava'yı başlattım. Olmadı Sava De Bruyne değişikliğine gideriz. Oha defansa bak. Defans attığını gördüm. Ön attı da iyi. Bu ne oğlum? Bu çok iyi takım bak. Onlar da kişi güzel. Bu iyi bir şey. Hadi Delo. Benim elim soğuk sendeyiz abi. Arda'yı ben direkt aldım. Of fiziği tamam, çok abi. İyi görünüyor yemin ederim. Hop direkt okay. Kesti gönlü. Verdim önüne Delo'nun. Delo. Thierry Henry ayak dışı denemesi geldi. Olmadı. Sıkıntı yok. Kapattı orayı. Evet kapattı. Puskas. Puskas çok iyi ya. Hop içeriye tutmaya çalışacağım. Çıktı. Şöyle bir beste. Güzel. Arda sağda kayboldu arkadaşlar. Bir dakika. Arda. Burada abi. Arda Güler. Oo çok iyi duruyor ya. Allah'ım yarabbim. Niye bu kadar iyi duruyor? Oğlum, abi, şeytan diyor var ya Arda'yı al öne nasıl atayım. Arda Güler. Arda Güler verdi pasını müthiş pas. Best. George Best. Uf güzel sıyrıldı Best. Best ceza sahası içinde pasını verdi. Sava. Sava vuruyor. Son anda Loris. Biraz etkisiz bir şut attın lan Delo. Bekle beni, bekle beni, bekle beni. Arda'yı getirecektim ya. Arda'yı arıyor gözlerim. Abi Arda'yı boş ver şimdi maç bir şey yapalım. Aa sen evet. Senin rank olayın var değil mi? Abi, kardeşim Arda o şutları ise... atarsan kazanamayız ki ama. O kadar etkisiz vurmanı beklemezdim yani Delo. Sıkıntı yok ama kardeşim sıkıntı yok. Oo iyisin Delo. Arda Güler. Arda. Yok yok mu bir trivela? Yok 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 trivelası yok oğlum çocuğun şu an. Güzel kesti. Sava. Sava gidiyor tek başına gitti. Sava uzak direğe ilk golü buluyoruz. Şimdi Arda niye öne gelmiyor ya? Çok Sava bile daha çok öne geliyor ondan. Yerlerini mi değiştirsem acaba? Aslında evet abi. Attım oğlum önüne. Geçmedi. Aha kısa düşer mi? Yok. Şimdi Arda'yı biraz daha önde topla buluşturmamız lazım arkadaşlar. Sağa mı çeksem ya da De Bruyne alıp ya Arda'yı? Kanata. Neyse dur tamam bakarız. Delon'un şu an kafası çalışmıyor arkadaşlar oyunda olduğu için. Abi be rank. Tamam kardeş atlatacağız sana rank. Abin burada sen korkma. Brol abin burada bak şimdi George Best de neler yapacak ceza sahasında seyret. George Best. Oha. George Best bıraktı Putregeno. Putregeno ve skoru 2-0'a getiriyoruz. Delon'un rankını garantileyeceğiz umarım. Sağlam da bir kadroya karşı oynuyoruz dostlar. Arda sağda hala kayboluyor dostlar açıkçası. Ben bir mola al isteyeyim. Bebeğim benim al buraya. Ver bir de Arda'ya. Ver bir de Arda'ya. Bak nasıl bir pas çıkartacağım sana. Kral ama Arda'ya ver kral. Bak ben versem şimdi sana gidecek. Al Arda'ya. Bak nasıl bir pas çıkartacağım seyret. Arda style anan. Evet. Bir kovallaştı ama orada. Bir dakika. Sıkıntı yok. Kapattım önünü gördüğün gibi Delo. Korkmana gerek yok. Abin burada. Ama. Korkmana gerek yok. Ver Arda'ya. Koş şimdi. Öne doğru koş. O kadar güzel topun altına giriyor ki. Adeta top için yaratılmış. Ama ve lakin tabii arkadaşlar Delo da hata maalesef. Arda da değil hata. Nasıl? Nasıl Delo? Bu Delo da alakalı sağ, sağ çektim şey. Kaleyi. Oyun mallattı. Rankını kurtarıyorum oğlum senin. Bekle. Van Dijk yerine gitsin. Evet rakip bayağı top yapmaya başladı. Hop Carlos Alberto girdi araya. O da bir Brezilyalı. Şimdi George Best. Ver kaç yapacak. Evet Delo uyanamadı mavzuyu. Delo ne alaka abi? Arada bir kışkırtma. Maç içerisinde yapılan kışkırtmaları severiz. Şimdi. Abi bari rank maçında yapma. Arda'yı topla daha çok buluşturabilmek için. Önce Sava ile yerini değiştirmeyi deneyeceğim. Sonra olmadı. Evet abi kanat... bak kalsın bir. Kanata atacağım sonra olmadı. Figo'nun yerine atacağım abi. Kanka çıkmayın ha oynayalım da. Çıkmayın.
Onlar da kadroda büyük bir değişikliğe gidiyor galiba hala başlamadıklarına göre. Şimdi Virgil van Dijk bıraktı Bernardo Silva. Arkadaşlar bu arada siz önermiştiniz ya, Bernardo Silva'yı o günden beri bek oynatıyorum, çok da memnunum. Atağa çok desteği oluyor bu arada, onu söyleyeyim. Şimdi Arda Güler! Solanda Loris! Bekle, şuraya Arda'yı çağırmam lazım Deli, dur. Dur abi dur, şöyle yapsak. Getir. Gel abi. He anladım. Oğlum yine sende kalacak ama Arda. Dur başka oyuncu getireyim. Dur başka oyuncu getireyim. Nasıl Arda'yı ben kullanacağım? Beynim durdu şu an Deli. Başka oyuncuya ver, Arda'ya verme, Arda'ya verme. Seyret! Olmadı. Kral oradan çıkamazdık biz, o yüzden hiç uzatmadım. O denklemden çıkamazdık biz, sen onu boş ver. Beynimiz durdu. Sen Arda'yı oraya çağırmasan ben çözecektim o muhabbeti. Ya abi sırf Arda'yı kullanacaksın. Bak ara pasa bak, tak. Bir daha. Of güzel. Yakaladım onu. Maldini. Hayır. Maldini power. Arda neredesin oğlum? Allah belanı vermesin senin ya. Abi ne? Oğlum Arda yine kay. Yine Sama var sağda. Arda yok. Gel Arda gel. Gel al sana Arda al. Abi maç giderse bunun video arkası da var ha, ona göre. Özlemiyor çok boş. Dur, Van Dijk'ı ona saldım. Sava'ya geçtim. Tamam, kalede. Ben Arda'yı gösteririm abi maç giderse. Maç giderse. Görürsün sen Arda'yı. Geliyorum bak, arkandayım. Arkandayım, Arda'ya bak. Arda geliyor. Bekle, pasa bak şimdi. Of! Onun avradını... Delon'un hatasından dolayı yakalanmadı. Allah'ım kafa yiyeceğim. Ben kanata çekeceğim Arda'yı şimdi, tamam mı? Şimdi Arda'yı kanata çekiyoruz. Figo'nun yerine de De Bruyne'i koyuyoruz abi. O değil de biz çıkarttığımız diğer feature stars'ları niye koymadık kadroya? Tamam, Arda Güler artık kanat oynuyor olsa. Her yerde deniyoruz Arda'yı şu an. Ulan Ancelotti bu kadar denememiştir lan Arda'yı. Kardeşim sen kendini Arda Güler mi sanıyorsun, öyle pas atıyorsun Carlos Alberto'yla? Arda Güler. Bir dakika, top kaybı. Evet. De ağır abi. Evet ağır, ağır bir kart, doğru. Maalesef ağır bir kart. Çektim niye kaleyi. Niye bu kadar ağır yaptılar ki? Kaleciye oynattığım için çok küfür yiyorum şu an. Kardeşim ver kaç. Bak besti gör bir daha. Ya Delo. Sen oyunu silsene Allah aşkına. Bir karakter önlü dönsün. Bak Bernardo Silva gördü. Tak direkt Arda Güler'de. İndir oğlum. Bir daha aldım. Sen de. Ver şimdi güzel bir pas. Dur abi dur. Aha. Plase geliyor. Arda Güler. Arda. Ya sal beni, sal beni. Arda Güler! Arda geliyor! Allah belanı vermesin, Fener'de de kaçırıyordu böyle. Her şeyi yapıp bitiriciliği yapamıyordu. Ya of ya, of ya, of. Ha bir de ben sağ ayakla deniyorum Arda'yla. Arda sağ ayak yok ki. Hop! Girdim araya. Atamadım lan tackle. Ananı avradını. Yine çektim kaleyi. Abi giriyorsun abi. Oğlum ben kaleye mi geçsem deli atayım? Adamların hiçbir pozisyonunu attırmıyorum. Ananı avradını mı aldı yine? Tamam Deli, o zaman bir ciddiye bağlayalım. Farkı yine 2 yapalım. Şu Arda'yı bir salalım. Bir geç kanka yani. Artık. Geç. Tamam, ha, farkı 2 yapalım. Farkı 2 yapalım, okey. Ver De Bruyne'e. De Bruyne'i gör. Oğlum De Bruyne'i gör lan. Orta sahamız var burada da. Ah be, Henry de ağır. Sende forvet yok abi. Henry ağır, evet. Ama sen oralarda De Bruyne'i atmaya çalış. Oralardan vuruyorsun, direkt gol oluyor zaten. Bir dakika, içeriye pas atacak. Güzel. Sıkıntı yok. Evet şimdi biraz ciddi almamız anlar başladı. Anona gereken anlar başladı. Gitmez o, dikkat et. Aşağıya bakıyorum bir yandan. Eri koşam artık. Tamam anladı, uyandı muhabbeti. Tamam uyansın. Sen geç abi. Sendeyim, bekle. İkisi de geldi. Nasıl? Ne? Ayak kafana çarptı abi en son. Yok artık, görmedim ben. Ulan Arda yaktın lan bizi. Kafa vur. Kafayla da çıkartıyor. Ne? Oğlum adam ne kalenin içinde anasını satayım. Gol sandım adamı top sandım o. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne verdi Arda'nın önüne. Arda Güler. Ya. Pas atması gerektiği yerde atmadı Arda Güler. Sava. Artık oğlum pası bir atsan var ya Delo artık.
Beste abi, atsan, bak beste atsan, beste atsan gol atacağım ben. Best. Sava mı daha iyi vurur, best mi daha iyi vurur? Sava. Babayı. Oo, arkadaki boşluğa bak. Offside mi lan? Yapma abi, yap. Çok çektim bu sefer. Çok çektim. Dur ben çözeceğim bu maçı, bekle. Deli ama abi, sen bak, bu ekstra pasları vermezsen biz yenemeyiz. Bak orada abi, ısrar... Hayır bekle. Bir dakika dinle. Videodan izleyince göreceksin. George Pest'te çok güzel bir pas verebileceğin yer vardı, vermedin. Atamıyorsan pas vereceksin. Duydun mu beni? Sonra ağlama, rankın düştü diye. Şimdi rankın düşecek senin ve ağlayacaksın sen. Sabaha kadar oynar kasarım. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle yapacağız. Yediler resmen. Aha. Bak, vereceksin pası, yine atamayacağız. Var adam var. Bu sefer de atmasını beklemiyordum arkadaşlar. O ne? Pas. Balotelli. Ya Balotelli'ye atsana ya, içeri bomboş. Oğlum ne yapıyorsun sen, ekstra deneme lan. Allah Allah, çattık ya. Nasıl paslar abi? Sus. Şu pasların hiçbiri geçmiyor, yapmayacağım onda. Hayır. Bravo. Bulmamız lazım gol ya. Ya salsana, yürü git ya. Aa, yapıştı. Ya yürü git. Aa lan, yürü gidin oğlum. Okey, yakaladım. Aa, yeter artık be. Yani o Sava'yı nasıl geçti o top, ben anlamadım ha. Sen de o. Yedin onu. Bravo. Faul yok. Neyse, beraberlikte düşmeyecek iş değilse. Tabi berabere kalırsak dur bakayım. Son atak. İndir yere. Koş şimdi. Gördüm arayı. Koştum. Son atak. Koş be Balotelli. Ne olur koş. Verdim. Atla bitirdim. Gidin lan şimdi yeri. Zombiye dönün ulan. Of. Aa, kapten gidecektim. Hadi şimdi ağlayın lan. Hadi yürü gidin lan. Arda deniyorduk anasını satayım. Poponuz kalktı ya. Harbi ya. Of ya. Oh my god. Arkadaşlar, son anda gelen Neymar değişikliğini gördünüz mü? Santra şey, pas verildi, maç bitti, Neymar girdi çıktı geri sonra. Oh. Güzel. Hayırlı olsun kardeşim, 3. rankın. Lan 3 defa 3'te olmak varmış ya bu oyunda. Rank 3 hayırlı olsun kardeşim sana. Eyvallah. Valla arkadaşlar, açıkça söylemek gerekirse kart yavaş bir kart. Yani ağır bir kart. Zaten böyle olmasını da bekliyorduk. Fiziğine baktığında, hızına baktığında böyle olmasını bekliyorduk. Bana kalırsa 5 skill yapıp biraz daha dribblingini yükseltebilirlerdi. Çünkü Arda bu kadar ağır değil ki gerçek hayatta. Yani gerçeği yansıtmayan bir kart olmuş. Onu söyleyeyim. Arda da çok daha çevik. Ve dediğim gibi kesinlikle 5 skill olması gerekiyordu. İnşallah bir daha gelirse böyle Arda kartı, onu da düzeltirler diye düşünüyorum. Bu kart muhtemelen bu saatten sonra yükselmeyecektir. Yani şey, buff gelmeyecektir ama gitgide de düşecektir muhtemelen, değil mi dedim? Evet, nerflenecek işte. Maalesef nerflenecektir şu anki hali bile. Zaten yani... hiç oynamaz hale geldi. Muhtemelen bir 30K'ya kadar düşer bunun fiyatı. O yüzden bunu biz geri satalım. O yüzden ben şimdi satayım. Şu an kaç kalmış, bak bakayım. Dur ben bakabilirim. Ben bakayım. O yüzden sen satabilirsin. O yüzden ben bunu satabilirim. 200 aldım. 6K'da zarar edeceğim kral. Hatta 200'e koyayım, gider herhalde ya. 191 abi şu an. Bir de satıştan işte. FIFA'da de... kesiyor değil mi? 190, evet, FIFA'da kesiyor ya. O yüzden ben hemen satayım. O yüzden ben bu kartı arkadaşlar satayım abi. Paramı geri istiyorum. 197'ye gitsin hadi. 197'ye koyduk. FIFA'da belli bir yüzdelik alacak dostlar. Zarar ama Arda için değer mi? Değer. Denedik. Değer, beğenmedik. Bekliyorduk zaten bunu, onu söyleyeyim. Sıkıntı yok dostlar. Güzel bir videoydu bence. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz böyle yeni promolarda falan videoların devamı için dostlar, kesinlikle çıkmadan birer like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.